Dikkat edin, İstanbul'da bir iddia var. Hırsızlık, işte usulsüzlük vesaire. Cumhurbaşkanı bizzat söylüyor. Medyası, iktidarın medyası sürekli bunları pompalıyor. Ama sokakta görüp de, yani sokakta birilerini görüp göremiyoruz. Bereket. Kimse böyle kalkıp bir sivil bir, nasıl söyleyeyim, itiraz dile getirmiyor. Yani bu kadar medyanın, bu kadar işlediği, iktidar yanlısı medyanın bu kadar işlediği siyasi iktidar sözcülerinin, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere sürekli dile getirdiği konu hakkında sivil bir itiraz yok. Çünkü büyük bir kısım, bir, İmamoğlu'nun hakikaten kazanmış olduğunu biliyor. İki, artık daha fazla gerginlik istemiyor. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Adam kazandı, verin şeyini, mazbatasını, başlasın, ondan sonra eleştirin noktasına gelmiş olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bir takım iktidarın en sadık destekçilerinden de açık açık adlarıyla yapılan açıklamalar var. Bunlar çok manidar, isimlerini vermek istemiyorum çünkü isimleri çok değerli değil. Ama onların dahi böyle şeyler söylemek durumunda kalması iki şeyi gösteriyor. Bir, güneş balçıkla sıvanamıyor. İkincisi de fareler artık bu duran trenden diyelim ya da gemiden, artık yol alamayacak olan gemiden yavaş yavaş çıkmaya başlıyorlar. Bu fareler değil esas mesele. Esas mesele Türkiye'de toplumun, Türkiye'de seçmenin ruh hali. Bunun üzerine kafa yormak lazım ve buradan hareketle de benim yepyeni Türkiye diye tanımladığım bir döneme girmekte olduğumuzu düşünüyorum. Çok zor olacak, farkındayım. Çok büyük birikim var. Türkiye demokrasiden, hukuk devletinden, temel hak ve özgürlüklerden çok ciddi bir şekilde uzaklaştı. Bunlar hala sürüyor. Bu tehditler hala var. Hala iktidar sözcüleri demokrasi içerisinde, hukuk devleti içerisinde hareket etmemekte ısrar ediyorlar. Ama buna karşılık bir taraftan muhalefet bunu bir kutuplaşmayı tırmandıracak alanlara taşımıyor. Öte yandan da iktidarı destekleyen kitlelerde de bu tür çıkışlara karşı açık bir destek görmüyoruz.